A, Aga, Ya, A, Agaya, B, be, Beleş. Be, be, be. Konsol oyun ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Agaya Beleş programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Agaya Beleş programında o ay için hem PSN Plus hem de Xbox Live Gold üyelerine sunulan ücretsiz oyunları kısaca sizlere tanıtmış olacağız. Dün Xbox Live Gold e, zaten duyurulmuştu oyunları. Onları tanıtma şansına eriştik. Bugünse çok fazla bekletmedi Sony bizi. Hemen PS Plus oyunlarını patlattı. Başlayalım istersen. Şey koymaya gitti ama bildiğiniz gibi diyerek girmeye koymaya gitti. Çünkü ben bile bilmiyordum şu an öğrendim. Agaye Beleş'in şu an artık bir program olarak Agaya, olduğunu. Evet Agaya Beleş artık yani bir konuşuyorduk program Konuşuyorduk ama bunun direkt olarak şu an oturduğunu ben de yeni öğrendim. Batara milleti hayırlı uğurlu olsun. O zaman bir alkış alalım. Programımız Agaya. başladı. Bravo. Teşekkürler. Dev hizmet vatana millete kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Sanki biz de atıyoruz. <laughs> ee, PlayStation 4 oyunlarından başlayalım. Goygoyu keselim. Assassin's Creed Freedom Cry. Ben bunu gördüm uzun süre ekrana baktım. <gülüyor> <gülüyor> Ulan bu hangisiydi diye vallahi billahi hatırlamadım. Yani ben o kadar hatırlamadım ki. Sonra dost dedi Kutulu ki. Kutulu bu... çıktığını bile hatırlıyorum. Kutulu olarak satıldığını bile hatırlıyorum ama yani ben direkt olarak ee, yok dedim. Yani o karakterle bir oyun oynamak istemiyorum ben. Teşekkür ederim. Ee, Zenci bir... Zenci bir korsan, evet, e, eski köle olan bir kors şeyin yani bir köle olan bir ne zencinin <laughs> zenciyken <hikaye> zenci siyahi <laughs> olan bir abi <laughs> hikayesi. Kölenin işte bir sanıyorum bir şekilde şeylerinden kurtulup bağlarından kurtulup korsan kaptanına dönüşmesini anlatıyor galiba. Tamamen As Assassin's Creed 4 mekaniklerini kullanıyor. Black Flag mekaniklerini kullanan bir oyun. Zannedersem Assassin's Creed 4 bayağı Satmış seri içerisindeki herhalde en çok satan oyun diyebiliriz ya da iyi bilmiyorum. bir patlama yapmış Satışlarını herhalde. Satışlarını hiç bilmiyorum ama beğenilen bir oyundu. Çok beğenilen yani Ubisoft'un da beğendiği doğruyor. yani oyuncuların da beğendiği <laughs> bir oyundu kendisi. Her ne kadar Assassin's Creed hayranları ya aslında bu Assassin's Creed oyunu değil <laughs> e, dese de i̇şte farklı yeni bir şey denediği için aslında başarılı bir oyun. Kısa keselim aydın havası olsun e, Freedom Cry aslında Assassin's Creed 4'ün böyle bir DLC'si Expansion veya bir yan görevi gibi gelecek acaba DLC Ne kadar, kadar şey. sürüyor? 5-6 saat var o zaman sürüyor. Herhalde oynamadığım için bilmiyorum, oynamadım ben de. Ya sonuçta beleş. İndirin, oynayın arkadaşlar. Yani bir, bir başka Assassin's Creed oyunuyla karşı karşıyayız. Hele hele 4'ü seven oyun severler olarak geminizle başka başka limanlara, başka başka adalara açılıp keşif yapmak istiyorsanız güzel bir seçenek. Ardından down ve Wall yalnız. Down Well geliyor. Down Well eee mobil platformda ödül almış bir oyun. Hmm. Sürekli olarak kuyudan aşağıya düştüğünüz, e, ayakkabılarınızdan ateş çıkartan, tık 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 ateş ettik ekrana bastıkça e, ateş çıkaran ve etraftaki şeyleri kırdıkça oradan daha fazla mermi almanızı sağlayan. Çünkü belli bir yerden sonra tükeniyor merminiz. Aya şey, yere ayak basmanız gerekiyor. E, yere ayak basınca Tekrar doluyor merminiz bir nevi hmm. ve tekrar ayaklarınızdan atış etmeye başlıyorsunuz. Böyle enteresan bir mekaniği var. Roguelike tarzı. Mesela bir kuyuyu düşüyorsun, ikinci kuyuya geçiyorsun. 2-3-4 derken 4 de öldüysen 1'e baştan sarıyor. Tabi burada açılan silahlar, değişen silahlar, kalkan sistemi, karakterin hareketleri, hızı vesaire gibi bunları değiştirebileceğiniz farklı e, karakter stilleri de açılıyor arkadaşlar. Hoş bir oyun. Ama hani mobil oyun nihayetinde çok fazla büyük bir şey beklemeyin. Birkaç kez oynadıktan sonra PlayStation 4'te sıkılabileceğiniz bir oyun açık konuşayım. Hani Vita'ya geliyor mu? Vita'da da var zaten. Vita. Evet. Göz önünde bulundurularak Vita göz önünde bulundurularak ee, konulmuş diye düşünüyorum ben de. Keyif alabileceğiniz bir oyun dedikten sonra e, Just Cause 3'e geçelim. Yani Hı -hı. bu ayın herhalde bombası diyebiliriz. Evet. Konsol oyun Bakırköy şubesi Taner Işıldak bu oyunu görünce hüzünlendi. Vah vah dedi gitti dedi ne güzel ben bu oyunu satacaktım dedi. Şu anda arka tarafta Caz kaz üçleri yakıyorlar. Hı hı. Hıdrellezi için arka üzerinden atlıyorlar falan diyormuşum. Ee, güzel bir oyun duyurusu. Güç gösterisi yaptığınız, güç fantazisi yaptığınız eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Zaten oyun severler tarafından hem ilk hem de ikinci oyun beğenilmişti. Üçüncü oyunda gayet başarılı kendi içerisinde. Böyle geniş bir hikaye bilmeyenler adına birazcık anlatmak gerekirse. Çetrefilli bir hikaye vesaire beklemeyin arkadaşlar. Burada tamamen işte bir Güney Amerika ülkesiydi yanlış hatırlamıyorsam. E, o da kurgusal bir hı hı. E, ülke. Oraya gidiyorsunuz. Orada Yaşanan olaylara müdahale etmek için oradaki e, diktatörlüğe son vermek için yerel halkla birlik olup biraz Ghost Recon'a benziyor aslında. Ya yeah, tonla ee, şey farklı olarak, özelliğiniz olan olarak. bir oyundu. Ben girişini oynamıştım ama. Özellikle kanca sistemi şey e, bayağı bir e, şey yapıyor arkadaşlar işin, işin içerisine eğlence vesaire katıyor. İşte iki şeyi patlatıyorsun sonra onları birbirine Hı -hı. bağlıyorsun havaya uçuyorsun evet. falan bir şeyler. Yani oyunun evet fizik şeyi fizik motoruyla bayağı öne çıkan bir oyun. Bir sürü farklı şey yapabildiğin ne bileyim e, yani ro şeye kamyona roket bağlayıp işte uçurup ona da kanca atıp onun üzerine bir aya doğru yolculuk ettiğin <laughs> falan evet. filan bir oyun ama yani onun önemli olan kısmı bence PlayStation 4'ün uzun yıllar yani 2014'ten beri Plus'la birlikte verdiği oyunların genelde çok şey olması. Harbiden böyle düşük bütçeli shovel ver diyebileceğimiz bazıları iyi olan ama full indilerle doldurduktan sonra sonunda yavaş yavaş triple A oyunlar vermeye başladı dönemler bunlar. Geçer ay işte e, Until Dawn Until vermişti. Bu Game ay... of Thrones'u hmm. vermişti. Ondan sonra, sonra ay... işte Tales of Tales from Borderlands'ı verdiler. Life is Strange'i verdiler vesaire. Ben onları kaçırmam kötü Şu anda oldu da tabii. Just Cause 3'ü verdiler. t vermişler. vermişlerdi A, bir Sonunda, bir, vermişler ya. sonunda bir triple A'ya doğru gidiyoruz. Evet, bu da ya, bu şeyle ediyor. alakalı diye düşünüyorum ben e, ilk çıktığı dönemlerde zaten oyun bolluğu olmadığı için e, hı hı. yeni çıkan hali hazırdaki oyunları da PS Plus olarak veremeyeceği için o dönem bir kısır döngü oldu ama buna rağmen mesela aynı süreçten Xbox'ta geçti. Yine e, kütür kütür oyunlarını vermeye Hem devam verdiler etti. Verdiler ama tabii Xbox'ın e, her ne kadar bir şey avantajı vardı ama o da yeni sayılır. Yani hani e, geriye uyumluluk geri uyumlulukla Evet o da o bir, bir senedir mi? Yani çok Var. da eski değil aslında. Evet, e, aynen öyle. Just Cause 3'ü arkadaşlar hiçbir şekilde endişe duymadan indirip keyifle oynayabileceğiniz bir oyun. Kısaca PlayStation 3 oyunlarına değinelim. Snakeball var. Snakeball aslında hmm, neydi bu bizim benzer bölümümüz snake vardı. De, yılan işte. Yok <laughs> e, Yılan da şeyle birleştiriyor. Agar.io'nun bir sinek mu vardı? Bir, ha, şey bir şeyler vardı evet. Ona benzeyen bir kompleks. Ag Agar.io ile bildiğimiz Snake oyununun bir karışımı diyebiliriz arkadaşlar. Yani yıllardır bildiğimiz yılan oyununun 3 boyutlu versiyonu olarak düşünülmüş... Düşük bütçeli bir oyun. Çok fazla bir şey beklemeyin. Boş zamanınızda açıp belki koop olarak oynayarak keyif alabileceğiniz bir oyun olabilir. Super Motherload da aynı şekilde arkadaşlar 4 kişiye kadar e, aynı yan yana birlikte oynayabileceğiniz. Hani coach co dediğimiz. Nedir bu oyun abi Super ee, Motherload? Super Motherload'da Lord. 4 çok... tane küçük robotu kontrol ediyorsun. Hı. Kazı yapıyorsun. Kaynak çıkartmaya çalışıyorsun. Ama e, yerin dibine doğru indikçe farklı şeyler karşına çıkıyor. Birazcık bir hikayeyi süslemişler. 4 kişi olunca tabii co-op olunca... Keyifli, eğlenceli olabilecek bir yapım. biteye ya geçelim kısaca. Downwell dedik. E, anlattık zaten oyunumuzu. Level 22'ye geçelim. Level 22 benim çok sevdiğim bir oyun. İlk bölümü e, bilgisayarda, PC'de ücretsizdi zaten. Sonra paralıya çevirdiler. Bu da bir bağımsız yapım. Düşük bütçeli. Olayımız e, işine geç kalmış bir arkadaşımızın iş hanı diyelim. Ya da iş merkezinde Zaten en son aldığı uyarılardan sonra bak bir daha geç kalırsan kovulursun denmesi sonrasında geç kalan abimizin kimseye çaktırmadan e, ofisine hmm. ulaşma çabası. Böyle bir 10 katlı binada gizli gizli bir de arkadaşlarım da şey yapıyor yani seni koruyup kollamıyorlar. Bunlar hmm. ağa göç kalmış ya falan filan diye böyle <laughs> hemen bir ortalığı berberiye veriyorlar. Eğlenceli, keyifli bir oyun. Hani bir kere oynayıp köşeye koyacağınız bir oyun diyebilirim. Biraz Metal Gear Solid gibi işte. Şeylerin içine falan giriyorsun. Dolapların içine falan hmm. giriyorsun. Arkadaşların etrafta dolaşıyor falan. Kahve alıyor, biri çay içiyor, bilmem ne yapıyor. Amacınız dediğim gibi arkadaşlar ofisinize patron fark etmeden bir an önce yerleşmek ve zaten almış olduğunuz asgari ücretten olmamak <laughs> dedikten sonra evet PS Plus oyunları da böyleydi. Dostum da söylemiş olduğu gibi arkadaşlar iki aydır nazar değmesin. Her ne kadar ben Plus şey olmasam da olmasam da kaçırdığım oyunları üzüldüm bu arada. Sony güzel gidiyor. PS Plus ile ilgili çok fazla zaten eleştiri alıyorlardı. Gakku oyunları koydukları için ama güzel toparladılar. Bakalım bundan sonraki süreçte ne olacak? Evet. Bu kısa süreli bir e, strateji mi? yoksa uzun vadede daha başarılı oyunlar görecek miyiz? Bir Order 1886'yı verseler ya. Vermişler miydi? <laughs> Yok vermediler. Versinler artık onu ya. Neki de versinler. Ben de Neki oynamak istiyorum. Ee, neki evet paralama bence. Ben Order'ı yani. da bu arada kutulu olarak da aslında e, şeyde bulunsun istiyorum ya. Ben Koleksiyonumda var. bulunsun istiyorum. Onu yani. senden çalayım bir daha. No. <laughs> evet arkadaşlar. PS Plus oyunları da böyleydi. Xbox'unkiler mi güzeldi? Kavga çıkartayım mı falan mı? Yok. Xbox'ınkiler. İkisi de kendi cephesinde güzel arkadaşlar. Yoksa Xbox mı yoksa PlayStation mı? Hadi kapışın bakalım ne olacak diyormuşuz. Neyse efendim bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.